Muhammed Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyenler, bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Nereden sesleniyoruz? Beylerin en uğrak noktası Beyzade Erkek Kuaförü'nden sesleniyoruz. Yanımızda kurucusu Muhammed Bey var. Muhammed Bey, tabii ki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz ama evet, İlk önce sizi tanımak istiyoruz. Muhammed Bey kimdir? Nasıl başlamıştır bu sektöre? Ben 12 yaşında başladım. Hem okurken. Oldukça küçük yaşta başladım. Evet. Hem okurken işte hem buraya geldim, çalıştım. Bu işletmede çalıştım sürekli 13 yıldır. Sevdiğiniz için mi başladınız? Tabii kesinlikle. Yani karar vermişsiniz sonuçta. Kesinlikle. Yani bir işim olsun istedim. Hı hı. Ondan sonra işte bu işe başladım. Askere gittim geldim. Sonra işte burası nasip oldu bana. Hı hı. Bu aslında işletmeyi devraldım. Daha önce çalışıyordum, evet. Askerden sonra burası bize nasip oldu. İşte elimizden geldiğince milletimize kuaförlük dalında hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hijyen bizim için çok önemli. Hı hı. Bizim mesleğimizde. Temizlik. Evet. İşte elimizden geldiğince bu koronavirüsü zamanında da elimizden geldiğince ultra dikkat ediyoruz bu hijyene. Peki ne gibi önlemler aldınız bu bağlamda? Ne gibi önlemler? Bizde her şey tek kullanımlı. Hı hı. Mesela peştemaller olsun, tek kullanımlı kavlular olsun. Bizde zaten bu yasa gereği de böyle. Evet. Tamamen tek kullanımlı kullanıyoruz. Yani elimizden geldiğince tarakları, makasları, makineleri, UV ışınlı makinalarımız var. Hı hı. Son onlar teknoloji. Da, evet, son teknoloji ve dezenfektanlı sularımız var. Onlarla sürekli dezenfekte ediyoruz. Taraklar, fırçalar demişken kişiler dilerse kendi malzemelerini tabii, tabii, getirebiliyor. Malzemelerini getirebiliyorlar. Evet. Bizim iş yerimizde de kişilere özel malzemeler var. Kişi müşterilerimize, evet, müşterilerimize özel malzemelerimiz var. Mesela nasıl? Havludur, taraktır, fırçadır, işte usturadır. Herkes bu tarz. Kendi eşyasını buraya yani bırakabiliyor. Yani bırakabiliyor, evet. Yani güzel. Onlara özel tahsis edebiliyoruz. İşte geri kalan fön tarağıdır. Onları sürekli zaten temizleniyor. Hı hı. Yani dükkanın temizliği için önem veriyoruz. Aynı zamanda da zaten buraya randevuyla çok fazla çalışıyoruz. Kişi almıyorsunuz. Tabii kesinlikle randevuyla çalışıyoruz. Yarım saate bir işte müşteri alıyoruz. Hı hı. İşin yoğunluğuna göre. Ve dükkanı sık sık havalandırırız. Yani dükkan kapalı şekilde çok çalışmıyoruz. Ama hı hı. Kış ayı nasıl olur bilmiyorum. Evet. Soğuk oluyor. Evet. Genelde. Konya bugün de gerçekten çok soğuk. Evet. Peki bu bağlamda hedefleriniz nelerdir? Bu bağlamda hedeflerimiz yani elimizden geldiğince müşterilerimize kaliteli hizmet. Kaliteli hizmet. Zaten o şekilde devam ediyorsunuz, evet. Da o şekilde gitmek. Yani o şekilde, evet, yani sınıfı hiç bozmadan bu şekilde devam etmek. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz burada? Daha önce 3 kişilik bir ekiple çalışıyorduk ama bu koronadan dolayı mecburen zaten tek çalışıyorum. Zaten randevuyla çalışıyorsunuz. Tabii randevuyla çalışıyoruz ve işlerimiz gerçekten bayağı düştü. Yani 10'da 2 diyebilirim yaptığımız, evet, işler. Evet, dünyaca çünkü zor bir dönemden çok geçiyoruz. Çok sıkıntılı bir dönem, evet. İşte o yüzden tek çalışıyorum şu an için. Muhammed Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınızın devamını teşekkürler, diliyorum. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. İnşallah, sağ olun.